FM sohbetlerinden herkese merhabalar arkadaşlar. Kariyerimizin 5. sezon 9. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Kupada Başakşehir'e <laughs> elenmiştik. Ligde 4 e, maçta 4 galibiyet almış şey pardon 3 maçta 3 galibiyet almıştık ligde. Kupada Başakşehir'e elenmiştik. E, artık bütün enerjimizi lige çeviriyoruz. Bütün enerjimizi ligde toplayacağız. <laughs> Bizim için şu an önemli olan lig. Zaten başka hiçbir şey kalmadı elimizde. Kovulmamak için de galibiyet serisine devam etmemiz lazım. Bu arada Ledley savaşçı orta saha destek yapacaktım. Evet. Maça bu şekilde başlıyoruz. Kayseri Spor kendi evimizde oynayacağız. Kayseri Spor'un e teknik direktörü Ersun Yanal. Kanatlardan e uzun toplarla etkili olmaya çalışacaklar diye düşünüyorum. Nelson, geçme top İliç, Ledley... Fal lan adam kırmızı kart. Bahadır ikinci direkt kırmızı kart. Yani maçın 5. dakikasında rakip 10 kişi kaldı. Bizim için güzel bir haber bu. Özellikle de kalecimizin yedek kaleci olduğunu düşünürsek. Maçta gay 37. dakikaya geldik. Nelson Onur vurmadı. Ledley... Tekrar ne Junya Tanaka. Samuray bu sezonki 10. golünü attı. 4. sıraya yükselmişiz. Bu güzel bir şey. Onur kaptırdı. Frey. Miangue Morosini. Kakuta Lua. Edmundo. Kanatlardan geliyorlar. Dikkat etmek lazım. Şöyle defansı biraz öne çıkartalım da Morosini. Çocuklar yapmayın şu, şu hareketleri. Yani şu vuruşları yaptırmayın rakibi. İlk yarı bir sıfırlık üstünlüğümüz de bitti. Şuradan daha azimli oynayın diyelim. Caner çok kötü bir pas. Luka Ilić yerlerde dökülüyor. Luka Ilić. Dazılı alalım yerine Luka Ilić'in. Ledley orada oynayamaz zaten. Evet maça dönelim. Onur Mutlu da pek iyi oynamıyor. Nelson iyi oynuyor. Onur Mutlu da bir değişiklik yapabiliriz. Hatta Onur Mutlu'yu destek olarak mı oynatsak? Şöyle yapalım. Ofansif oyun kurucu hücum yapalım Onur Mutlu'yu. Onur Mutlu'da pek bir değişiklik yok. Şöyle kanatlara yüklenelim. Biraz daha derken maç bitti. 1-0 pek bir pozisyon olmadı. Rakibin bir tane mutlak gol pozisyonu var. Tamu tamına 23 tane şut çekmişiz. 9 tanesi kaleyi bulmuş ve buna rağmen doğru düzgün bir gol pozisyonumuzu göremedik. Rakipten de bir şey göremedik. Hiç umurumda değil. Bu saatten sonra iyi oynarız, kötü oynarız. Galip gelmek lazım. Ne maçlarda iyi top oynadık. Ne maçlarda kaç tane şut çektik? Rakip gelip 2-3 şutta bizde puan aldı. Puanlar aldı. Bizim için önemli olan bu saatten sonra 3 puandır. Ve paradır. 426 bin euro para aldık. Bu arada güven arttırdık. Evet bir ay mühlet istemiştik. Bu bir ayda toplam 6 maç yaptık. 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldık. Kupadan elenmemiz önemli değil. Ligde üst üste maçlar kazanınca sıralamada da 12. sıradaydık. Kaçıncı sıraya yükselmişiz? 4. sıraya kadar yükselmişiz. Gayet güzel. 45 puan. 7 puan fark var Beşiktaş'la aramızda. 2. ile aramızda sadece bir puan fark var. E, yalnız alt sıralarla da aramızda o kadar az puan farkları var. Onlara da dikkat etmek lazım. E, şu an şey çok kötü. Hani Öyle iki galibiyet aldık, yükseldik, işte bir maç daha alırız falan filan. Hiç onların hiçbir şeyin önemi, değeri olmaz. <laughs> Konya Spor'la oynayacakmışız zaten. Baksanıza 3. sırada Konya Spor. Çok zor bir maç olacak gibime geliyor Konya Spor 3. sırada. Neyse ki Kadıköy'de oynayacağımız bir maç. Maç artık şeyi beklemeyeceğim. Yani göbekten ya Batista'yı Batista'yı boş ver şimdi. Göbekten falan delemiyorsak rakibi kanatlara açılacağız. Bir şeyler yapacağız. Yani bunun başka yolu başka çaresi yok. Bu sezon şampiyon olmasak dahi ilk 3'te bitirmem lazım. İlk 4'te ilk 3'te. Zaten şu an Konyaspor'dan yenersem 3. sıraya çıkacağım. Hatta e, i̇kinci sırada kim vardı hatırlamıyorum şu an. O da puan kaybederse Kasımpaşa'da yanlış hatırlamıyorsam. ikinciliğe yükselirim. Beşiktaş'la aramdaydı. Puan fark var. Beşiktaş'ta maçım var. E, çok zor bir süreçten geçeceğiz zaten şu an. Konya ile oynayacağız. Beşiktaş maçımız var. Gençler Birliği maçımız var. Sıkıntılı bütün maçlarımız var. Kasımpaşa Trabzon. Haydi Trabzon. Oo, Kasımpaşa 2-0 yenmiş. Emre Akbaba. Emre Akbaba da enteresan bir oyuncu. Şu an Alanya Spor'da oynuyor. Valla Antalya, Alanya, Antalya, Alanya gitmiş gelmiş adam ama şu an Süper Lig'de fena da değil yani. Takımın 10 numarası olarak maçlarda boy gösteriyor. Konya Spor maçı geldi çattı. Şu taktik. Pardon, antrenman takım. Şurada savunma yerleşimi yapacağım. Allah böyle futbolcuları gösteriyorlar ama paramız yok. Antonio Cassano. Cassano ne kadar kilo almış ya. Ne futbolcuydu Cassano. Regina'nın teknik direktörü olmuş. Kariyer istatistiklerine bakalım. Real Madrid. Yani Roma'da parlayıp Real Madrid, Milan, Inter'e gitmesi zaten apayrı bir olaydı bu adamın ya. Gerçekten değişik bir adam. Tümer Metin gibi böyle Beşiktaş, Fenerbahçe. Maç günü geldi. Çattı. Takım seçimindeyiz. Şimdi. E... Alper Alper Şuraları bir... Ha. Alper sakatlıktan yeni çıktı. Daha pek oynayabileceğini düşünmüyorum. Şu Ledley'i savaşçı orta saha destek yapalım. Şu an kadromuz iyi. Adam Wish yerine bir kanat oyuncusu alalım. Souza'yı alalım. Prevot düzelmiş. E, Tanaka Evet şimdi Hadi bakalım çocuklar dedik Eğer e, İliç Ofansif oyun kurucu hücum olarak Oynayamazsa ofansif orta saha hücum Yapacağım İliç'i de değerlendirmeye çalışalım Madem oynatıyoruz bizim oyuncumuzu Roca Santos Mehmetçim sen Roca Santos'la birebir oynayacaksın. Kadıköy'de maç başlıyor. Çok e, yani sıralamayı etkileyecek bir maç. Skubic lan o, yalnız yalnız nefesimi tuttum. O nasıl bir harekettir? O nasıl bir Hatadır. Prevot yüreğimiz ağzımıza geldi. Yani beleşten gol atacaklardı. Caner. Güzel güzel paslar. İyi çıkmak lazım. Nelson. Mehmet. İliç. Tanaka. İliç. Mehmet. Çok güzel paslaşmalar. Wonder Wheel. 9. dakika. 1-0 öne geçtik kendi evimizde. <laughs> Rakip de iyi oynuyor. Yani onlar da sağlam. Yusuf Ledli iyi kaptı. Pihler. Yusuf Prozo. Johansson. Dikkat etmek lazım. Prevot. <laughs> Neyse ki kurtardı bu sefer. Yüreğimizi ağzımıza getirmedi. Yusuf. İsmail. <gülüyor> offside. <gülüyor> Çok güzel oldu bu offside. Şimdi hemen ofansif orta saha hücum yapacağım. Bu talimatlar hangi ara böyle oldu? Ceza sahasına uzun oyna falan. <laughs> İliç, abicim niye kaptırıyorsun o topu? Niçin kaptırıyorsun? Pihler hızlı geldiler. Dikkat etmek lazım. Neyse ki çok kötü bir vuruş. İlk yarı bitti. Ee, şurada koşu yoluna pas yap diyeceğiz. Evet. Şu ayakta savun komutunu da kaldıralım. Marinkovic Caner Simon Kaya, tekrar Caner, Nelson, Junya Tanaka, Ledley, Mehmet çok iyi gönderdik. Onur çok güzel. Bu sezon dördüncü golünü attı. Maçta 54. dakika. Yalnız Luka Ilic hiç yok. Yani maçta gerçekten hiç yok. Dazzle'ı alalım orta sahayı üçlerim. Ledley, Nelson, Tanaka, oh, Onur. Kısa kaldı Ertuğrul'un kucağına vurmasana o topu abicim ya. Şimdi ne yapacağım ben? E, talimatlar takım şekli katı yapıyorum. Çok düşük tempo, dar alan, defanstan kısa pasta çık. E, çizgi yemeden orta yap falan hiçbir şey yok. Pas seriliği kısa. Eee... Bu şekilde oynayacağız. Vakit geçirmeye çalışma anlamında değil ama top bizim ayağımızda kalsın. Ee, biz daha iyi top çevirelim. Rakibin hızını keselim. Amacım bu. Bu topları çevirirken de fırsatlar bulursak Skor'a bir gol, iki gol daha ekleyelim. Çünkü Konya'da hızlı oynuyor. Onur iyi girdi araya ama kötü bir pas verdi. Sukubic, alim hata yapacak gibi duruyor. Ertuğrul Tiru Pihler, Johnson çok hızlı geliyorlar. Abicim böyle bir paslaşma şekli yok yalnız. <laughs> 85, 88, kaç 90 oldu. Onur Mutlu ve Van Der Wiel ikisi de birer gol, birer asistle oynuyor. Birbirlerine gol asist Pası verdiler. Görkem. Bu arada şu Görkem merak ettim ya. Bütün topları adama kullandırtıyorlar. Bir şeyler oluyor. Nerelere geldik biz ha? Oyuncular. Ee, görkem, Görkem, Görkem sağlam. Kiralıkmış. Oo, bayağı iyi adam ya. Henüz 22 yaşındadı. Yani bir de hemen bunu Genç yetenekler listesine ekleyelim. Niçin ekliyoruz? Daha 22 yaşında. Oyun başladığı zaman 16-17 yaşlarında falan herhalde. Ve özellikleri bayağı iyi. E, tabii Almancı çünkü lig, bizim ligimizde böyle oyuncuları yetiştiremiyoruz. Onur gerçekten Fenerbahçe'yi bu sezon güzel maçlar kazandırdı. Kim izliyormuş? Ooo Barcelona Atalanta. <laughs> İşin içine Barcelona girdiyse zaten. Fikstürümüze bakalım. Ne yaptık? Ligde 5'te 5 gidiyoruz. Balıkesir deplasmanı Gençler Birliği kendi evimizde Adana deplasmanı zor maçlar var. Balıkesir ligde 14. sırada. Hani zorluk derken şöyle Balıkesir Spor bizim ligdeki puan sıralamasındaki yarıştaki yarışımızdaki takımlardan birisi değil, yarıştığımız takımlardan birisi değil. Ama yarıştığımız takımlarla puan farkları, yani puan farkı diye bir şey yok. Bir beraberliği bütün takımların sırası değişebilir. 3-4 sıra düşebiliriz bir maçta. Şimdi bir bakalım. Gerçi epey üst üste maç kazandık ama Brekalo kiralık. Ya şu zamanda kiralık listesine koysan ne olacak? 48 puanımız var. Konya Spor'un 46, Adana Spor 45, Kayseri 44, Gençlerbirliği Birliği 44, Kasımpaşa 49. Yani şurada bir baktığınız zaman Beşiktaş'la da aramızdaki puan 4 puan farkına düşmüş. Yani çok şey... O, Kayseri, Galatasaray... Galatasaray küme düşüyor bu arada ya. inanılır gibi değil. <laughs> Geçen sezon Fener küme düşmeye gidiyordu. Bu sezon Galatasaray 16 valla 26, 8 hafta kalmış. Hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Her şey olabilir. Galatasaray düşerse üzülürüm. 19. ayın 19'unda oynayacağız. 17 Mart'a geldik. Mehmet alınmasın kadroya önemli değil. 21 yaş altı maçları varmış. Adam boş Boşnersek. Türkiye'ye Caner Erkin, Emre Mor, Enes Ünal ve Alper Potuk. Alper Potuk da çok çok uzun bir sakatlık süreci yaşadı. Ee, Alper. Bu arada kanat hala içe kat ediyorlar değil mi? Evet. Geçen maçta, ya işte her maç farklı bir şey olabiliyor. Yani Van der Will, o ilk golü atmasa belki de şey çözülmeyecek yani. Maçın düğümü çözülmeyecek ki. Bayağı da etkili pozisyonları olduk Konya Spor'un. İyi de oynadılar. ne oldu? Ne oluyor orada? Bu şey yapılanlardan memnun değillermiş. Bir dakika. Takımda toplantı yapalım. Eden oynamayı hak ettiğini düşünüyor. Sonuçta bu gayet makul bir istek. Aynen öyle. Biraz sert yapınca hepsi geri vites yaptı. Bu arada moral durumları bakın. Maç kazandık biraz. Yani bir 5 maç üst üste kazandık ligde. Biraz toparladılar kendilerini. Yani biraz o da hani hala düşük morali olanlar var. Onlar bireysel olabilir ama hepsinin yeşil olması lazım. Takımdan tam randıman alabilmek için. İnşallah bu Balıkesir maçını da kazanıp ee, daha da iyi bir moral durumuna getirelim takımımızı. Bu arada e, milli takım arası var. Bu milli takım arası kaç gün ne kadar süre bilmiyorum. Ona bir bakmak lazım. Daha sıkı markaj neymiş? Kaleye yaklaşmalarını daha zor hale getirmek içinmiş. <laughs> Rakip oyuncuları. Acaba bek oyuncularına kanat oyuncularını birebir markaj yap desem sıkıntı olur mu? Yani durdurma babında diye düşündüm. Sesli düşünüyorum şu an. Abdülkerim Bardakçı sen kal. Ee, kazanan kadroyu bozmayacağım. Gene o ilk 11 ile başlayacağız. Değişiklik yapmamız gerekirse yapabiliriz. Alper Alper'i alalım. Kimin yerine alalım? Şener'in yerini alıyorum. Hadi bakalım. Fixtür'e bakıyoruz. Balıkesir maçı. Ondan sonra bir ara var. Ee, yani o arayı bilmiyorum. Beraber ilerletir miyiz? Şu an aşağı yukarı 25. Ya da 3 maçlık bir seri yaparız bu bölümü de. Fazla da zorlamaya gerek yok. Sizlerin de vaktinizi almak istemiyorum. Bol maçlı günler yaşamak istiyorum. Uf, tamamen kapalı oynayacaklar. Vallahi... Yani bu maç bence il için çözebileceği türden bir maç ve Tanaka'ya güveniyorum ben bu maçta. Çünkü sağlam pres yapacaklar, ayağı iyi olan oyuncuların maçı götüreceğini düşünüyorum. Çok güzel. Maçın başında kaan söylemez giller. Sarı kart. Ön liberosu. Joe Ledley. iyi paslaşmalara yapıyorlar. 27 pasın 24'ü başarılı. Daha pozisyon yok. Maçta 34. dakika ilk şey bitiyor. Biraz defans öne çıkartalım. Koşu yoluna pas yapalım. Daha geniş alan oynayalım. Ledley çok güzel gönderdi. Caner. Kerim Zengin eski fenerli topu kaptı tabi. Ledley, Onur. Bak. Sağ kanat boş. Caner, İliç, Ledley, Mehmet. Rakip dar alanda oynuyor. Böyle oyunu genişleterek onları o dar alandan çıkartmaya çalışıyoruz. İçeri çevir. Tanaka ve gol. Çok güzel bir gol. Maçta 42. dakika. Bu yaptığımız her zaman faydasını göreceğiz diye bir şey yok. Ben alan genişlettim. Rakip de mecburen biraz açılmak zorunda kaldı. Gulumak, Selman. Bu arada rakip dizilişlerini biz niçin takip etmiyoruz acaba? Balıkesir Spor dizilişi diye. Evet şurada köşede görelim. Kaan. Meli. Kapın o topu abicim. Mehmet yapma. 10 kişi kaldık. Harika oldu. Çok güzel oldu. Mükemmel oldu. Ee, ne yapacağım? İliç'i çıkartacağım. Zaten İliç. Ee, Souza'yı alalım. Ledley defansif oyun kurucu destek yapacağım. Çok uzak bir mesafe ama kaleyi yoklayabilir. Neyse ki çok kötü bir vuruş geldi Taşkın'dan. Ha, kornermiş bir de. <laughs> Onur şu pozisyondan sonra Onur gidemedim be. <laughs> Şimdi eksiyiz. <laughs> fark ettiyseniz rakip üstümüze geliyor <laughs> düşük tempo kısa pas koşu yoluna pas yok daha disiplinli oynayacağız daha katı oynayacağız daha kontrollü oynayacağız niçin hepsi üstünlüğümüzü korumak için e, hatta Nelson ve Onur'u geriye çekebiliriz Nelson yerine de Alper Fotu alalım. Evet, hadi bakalım çocuklar. Taşkın Prevot topu kaptı. Alper'e çok güzel gönderdi. Alper Marinkovic, Alper tekrar. Çok uzaktan. Niye vuruyorsun şurada Caner Boş? Nerelere kadar gelmiş? Muammer, Taşkın. Ve oyuncuların destek oynatalım. Şu topla içeri katet. Şunları kaldıralım. Caner. Güzel paslar oğlum. Ledley çok güzel gönderdi. Tanaka. Alper. Aferin oğlum, aferin sen elinden geleni yap yeter ki. Kaan, Taşkın, Kerim zengin. Oo çok tehlikeli, çok tehlikeli abicim nasıl bırakıyorsunuz o adamı? Ma İzliyorsunuz boş boş resmen ya. Resmen boş boş izliyorsunuz adamı ya. Yani gene Hadi bakalım. Oğuz'a Onur. Ulan fal var orada tekme atıyor adama. İşte hiç beklemediğimiz bir puan kaybı yaşadık. Yani ligdeki 14. sıradaki takıma Mehmet Topal'ın kırmızı kart görmesinden sonra e, 10 kişi kaldık. Uyarı verelim Mehmet Topal'a. E, belki de hiç oyun kurgumuzu değiştirmesek bu böyle problem yaşamayacaktık. Tabi bunları yaşamadan, bunları e, bu sıkıntıları görmeden hiçbir şey diyemeyiz. Fikstürümüze bakalım. Şimdi sırada Gençler Birliği maçı var. Şöyle kupa görünümüne bakalım. E, Kasımpaşa kimle oynayacak? Kasımpaşa da maçını oynasın. Açılış maçının da bizim olmasına kadar kötü bir şey ya. Hadi 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 maçları hemen oynayalım. Bu bizim lig maçlarını da oynasın da bakalım. İkinci sırada bitirebiliriz belki bu bölümü. Kasımpaşa yenilirse tabi. Umut fakirin ekmeği. Biz de fakir bir kulübüz. Oo, Kasımpaşa hiç yenilir mi? 2-1 yenmişler adamlar ama Gençler Birliği berabere kalmış, Beşiktaş'ta kazanmış. Bu iyi bir haber değil aslında bu olanlar. Bizim puan kaybettiğimiz hafta rakiplerimiz puan kazanmışlar hem de üçer puan almışlar. Konyaspor'un maç eksiği var ama Konyaspor'un zaten üstündeyiz. Şimdi milli takım arası var. Zaten 8 tane maç kaldı. Bu bölüm burada sonlandıralım. En az en azından biraz daha dinlenmiş oluruz. Sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.